Halk arasında zengin olmasına rağmen küçük hesapların peşinde koşan, üçün beşin hesabını yapanlar için kullanılan yaygın bir tabir vardır. Millet böyle böyle zengin oluyor diye. Bu böyle böylenin içinde genellikle türlü alevere dalevere olur. Yaptığı tuhaf tuz dökme hareketiyle internet fenomeni olup bunu avantaja çeviren Nusret Gökçe'nin hikayesi de son günlerde yanında çalışanlarla yaşadığı kavgalarla konuşuluyor. Kasaplıktan garsonuna, şeflikten zincir restoran sahipliğine uzanan yaşam öyküsünde şu aralar başka bir detay söz konusu. Nusret'in yanında çalışan garsonların bahşişlerine el koyduğu, bunun üzerine garsonların açtığı davayı kaybettiği için 2 milyon liraya yakın ceza ödeyeceği ortaya çıktı. 1,5 milyar dolarlık serveti olduğu iddia edilen Nusret'in ödeyeceği bu ceza ilk de değil. İngiltere mahkemeleri tarafından garsonların hakkına göz diktiği için ödeme yapması istenen Nusret, daha önce de New York'ta yanında çalışan garsonlarla davalık olmuştu. New York'ta gerçekleşen davada Nusret'in yanında çalışan Türk garsonları bahşişlerden pay almasına itiraz ettikleri için işten çıkardığı ortaya çıkmıştı. Mahkeme, Türk garsonların Nusret tarafından zarara uğratıldığına hükmedip Nusret'in garsonlara 2,5 milyon TL'ye yakın tazminat ödemesi gerektiğini belirtmişti. Nusret'in milyar dolarlık servetine rağmen üstelik zamanında aynı işi yaptığı insanların 3 kuruşuna göz dikmesi bazı insanların doymak bilmeyen karakterlerini gösteren acı bir örnek. İngiltere ve ABD örnekleri Türkiye'deki restoranlar ya da Nusret'in mekanları için bir emsal teşkil eder mi sorusu da akıllara geliyor. Öncelikle bu ülkelerde bahşiş sisteminin nasıl çalıştığını da iyi bilmek gerekiyor. Türkiye'nin aksine ABD'de bahşişler doğrudan hesabın içine dahil ediliyor. Türkiye'den ABD'ye gidip ilk kez bir restoranda oturduğunuz zaman hesap geldiğinde şaşırmanız çok olası çünkü yediğiniz içine bir de belli bir yüzdelik bahşiş ekleniyor. Bu eklenen oran sizin doğrudan ödemeniz gereken bir meblağ. Dilerseniz ayrıca da bahşiş kutusuna kendiniz fazladan ekleyebiliyorsunuz. Ama ilk başta ödemeniz gereken ücrette bahşiş sabit. Türkiye'de böyle bir sistemin yaygınlaşma ihtimali çok olası gözükmezken farklı bir konuda Yargıtay'ın emsal bir kararı var. Restoran sahiplerinin bahşişe dokunması söz konusu değilken tam aksine bahşişin de maaşa eklenip tazminat ödenirken hesaplanması gerekiyor. Yani Türkiye'deki sistemde Nusret'in garsonların bahşişinden pay alması şöyle dursun, maaşın üstüne bahşişi de ekleyip SGK'ları ödemesi, iş yerinden ayrılan garsonların tazminatlarını maaş artı bahşiş ile hesaplaması gerekiyor. Nusret, son 3 yılda garsonlar ile girdiği bahşiş savaşında 2 davayı da kaybetti. Diğer restoranlarındaki garsonların da benzer şikayetleri olduğu iddiası gündemde. Önümüzdeki süreçte birçok garsonun da bu şekilde davalar açmaya hazırlandığı iddialarının yanında Nusret'in ödediği bu tazminatlar servetine kıyasla devede kulak. 1,5 milyar dolarlık servetinden ödediği 5-6 milyon TL'lik meblağ çok küçük gözükse de garsonların bahşişine dahi göz koyan birisinin üzülmesi çok da şaşırtıcı olmaz. Halk arasında dendiği gibi millet galiba böyle böyle zengin oluyor. Halk arasında zengin olmasına rağmen küçük hesapların peşinde koşan, üçün beşin hesabını yapanlar için kullanılan yaygın bir tabir vardır.